Ha, bolt pistol benim şu şeydi. Değişik ateş eden, tamam. Oldu. Onu Tinker'la daha da yükseltebiliriz, değil mi? 186 istiyor ama. Accept diyelim. 9, 10. 9, 10. 9, 10. 9, 10. Yani buna gerek var mıydı bilemiyorum ama. 14. level zırhım var diyor şimdi. Daha güçlü bir zırh var mı abi şurada? Yok. 22'lik kaskın var diyor. Çünkü ben bunları yükseltmişim. O yüzden zaten daha güçlüsü yok. Güzel. Adamlarımın giydiği zırhlar da burada mı görünüyor? Evet. Level 7. Level 2 ya. Kıyamam ben sana ya. Az seninkileri güçlendiriyorum. Tamam. Şimdi. Modify neredeydi? Ha, modify. Silahta. Gelelim abi. En çok kullandığımız şu silaha. İkisi de modify edilmiş zaten. Magazin modify'ı var diyor. 3 tane mod takabilirsin buna diyor. Magazin size %50. Damage, shock. Type plasma. Hayır. Magazin size %50. Evet. Magazin size %50. Zaten bir tane mod takabiliyormuşuz üzerine. Buna da magazin modu takılabiliyor. Bir tane göz takmışız. Magazin size %50. Bitmesin abi mermisi. Şarjör değiştirmek zorunda kalmasın adamlar. Mükemmel işte. Bunların zaten... Ha, buna barrel de var, magazin de var. Önce barrel'a gelelim. Critical damage %25. Install abi. Beğendim ben bunu. Sonra magazin size %50 var. Damage type shock. Bu zaten damage type'ı değişik değil mi bunun? Plazma gibi bir şey. Onu değiştirmeyelim şimdi durup dururken. Canım, senin silahının modları var mı? Modları tamam. Senin silahının modları tamam. Yeter. Demek ki başka da bir şeye ihtiyacımız yok. Bütün modlarımızı taktık. Şöyle bir gelelim şimdi. 90 mermi alıyor. 135 mermi alıyor. Efsane. 24 mermi alıyordu. 36 mermi alıyor. 11 mermi alıyordu. Yok, 40 mermi alıyordu. Hala 40 mermi alıyor galiba. Bu muydu mermisi artan? Evet, 18'di, 21 oldu. Güzel. Silahlarımızın da hepsinin değişik type bir şeyleri var. Hasarları var. Ağırlığımız güzel. Artık gidebiliriz buradan. Şuradan almadığımız bir şeyler görüyorum. Onları ninjalayayım hemen. Şunları da ninjalayayım. Evet. Artık gidebiliriz. Güzel. Rahatladım ya. Her şeyi çaldım, soydum, soğana çevirdim ya. Vallahi rahatladım orada. Bir rahatlama geldi bana. Kıra kıra bir hal oluyorum ama şunları. Şimdi elimi kolumu sallayarak içeri gireceğim. Evinde de elimde de heavy machine gun'ım var. Şöyle bir kaydedeceğim oyunu. Ondan sonra geri size kalmış. İstediğinizi getir. İstediğinizi salın düşman olarak karşıma. Crow, teşekkür ederim kardeşim. Evet, düşmanlarım var. Plazma rifle bulduk gelişine. Çok severim. En sevdiğim olduğu yerde düşmüş kalmış, bize bir şeyler vermiş adamlar. Aa, terminali patlatmışsınız ama bak, bu beni sinirlendirdi. Neyse ki açık kalmış. Patlayıp bozulup bir de kapansaydı sıkıntı. Porter. Bir saniye. Şöyle bir kaydedelim bakalım. Hey sen, buraya gel. Burada ne oldu? Açıkla bakalım. Ne yapıyorsun burada? Dışarıdaki büyük yazıyı mı kaçırdın? Anton beni yardım etmem için gönderdi. Güvenliğin başında sen mi varsın? Evet, benim. Adım Porter. Adamlar kaçamamış. Hepsini halletmişsiniz. Evet. Ama birden fazla çıkışı vardır böyle bir yerin. Nasıl hallettiniz adamları? Ha, havalandırma sisteminden kaçmaya çalıştılar ama kilitledik diyor. Ofisin nerede? Security kart lazım bana. İkna. Bak, adamların peşinden buraya kadar geldim. Beni uğraştırma. Güzel güzel. Konuşma skillimiz işe yaradı. Tam olarak ne yapıyorsun burada? Sen. Adamların başındayım. Tamam. Tamam canım. Yeter. Daha fazla uzatmıyorum konuşmayı. Çıkıyorum. Şimdi burada ihtiyacım olan şeyler var.
bir sürü noktada ihtiyacım olan şey var. Hala ölülerin üzerine araştırmama falan laf söylemiyorlar. En azından bu iyi ya işaret. Bir şeyleri alabiliyoruz. Bu ne ya? Officer's Spine. Bu da zehirli bir silah. Herhalde dünya üzerinde Barrett mı? Dünya üzerinde en çok yerlerde ekipman bırakılan galaksi. Evrendeki diyeyim. Dünya üzerinde değil. Evrendeki en çok ekipmanın yere atıldığı galaksi burası. Yerler eşya dolu. Sen düşman mısın? Evet. Peki. Şimdi daramalı tüfekle nasıl bir tepki vereceksin? Oo, gerçekten de değmiyormuş. Aman aman aman. Heavy weapon'la da olmuyor. Light'la da olmuyor. Enerjiyle çalışacağız galiba yine. Rezil etti yani. Şu enerjiye yine aynı tepkiyi verirse var ya. Robotlarla savaşmak için enerji birebirmiş demek ki. İlaçmış. Bunu anlayacağız. Evet. Ya da ben şarj ederek ateş ettiğim için silah aslında 5 mermi gücünde ateş ediyor. Yani 5 mermi birden harcadığı için. Her halükarda beni ilgilendirmiyor. Ben vurduğum hasara bakarım. Yavrum oradasınız biliyorum. Değilmişsiniz. Boşuna tuttum silahı. Orada değilmişsiniz. Tamam, ne var yani? Ha işte geliyorlar dedi. Vallahi sinsi sinsi bekleyip bekleyip adamıma sıkmak için birden ortaya fırlamanız beni üzdü. Sinsi gibi beklediğiniz birden ortaya çıktınız. Size yakışıyor mu? Tabii ki yakışıyor. Çünkü siz kötü adamsınız. Ya bir şey söyleyeyim mi? Otoloot diye bir şey koysalardı keşke. Diablo'da falan olduğu gibi böyle. Ya da vakum loot. Bir şeye tıklayınca her şeyi alsaydı. Ben mi gereksiz loot yapıyorum anlamadım ki. Ekrandaki her şeyi toplayarak. Dayanamıyorum ama. Bunlar bize yol su elektrik olarak geri gelir. Vendor. Satacağım canım satacağım. Satış işin işlerini bari yayından sonraya bırakayım. Çıkmadan üzerimdeki her şeyi satarım satmak istediğim. Şurası aynı yere mi geliyor? Hayır. Amanın. Amanın. Adama anahtarın lazım dediğimde bize verdiği şey buydu demek ki. Deputy's Office. Şuna baksanıza 14 tane kilidim olmuş ya. Webcam ile alakalı da bir sorun var. Zaten devamlı bir şeyler patlaklık vermese ben çok şaşarım. Webcam, yeni bir tane webcam sipariş etmem gerek maalesef. Gideceğim kendime yeni bir webcam alacağım işte ya da. Çünkü webcam gidip gidip geliyor. Video çekerken de birden gidiyor, fark edip videoyu durduruyorum, bir daha baştan başlıyorum falan. Yani ne oldu bilmiyorum hayvancağıza. Bence elektrik kesintilerinden bozuldu. Çünkü devamlı çatır çatır elektrik gidip geldiğinde ondan direkt etkilenebilecek olan USB porttan takılı bir aygıt. Neden olmasın yani? Bence göçmüş gitmiştir. Elektrik kesintilerinden dolayı. Ya bu yaratık... Pick up diyor. Herhalde elime alıp yürüyeceğim ondan. Niye öyle bir şey isteyeyim ya? İstemiyorum gaz şeyini. Bir de giderken webcam şey yapıyor. Göz kırparak gidiyor. Vallahi kardeşim işte söyleyeyim açıkçası ne geldi hiçbir fikrim yok ha. Artık o kadar hızlı loot diyorum ki klavyeyi patlatır gibi.
E tuşuna spamlayarak geçiyorum yani bir an önce hemen lootlayıp geçeyim diye. İşin güzel yanı lockpickler bir de experience. Tecrübe kazandırıyorlar. Ne oldu? Quest updated. Bir quest updated oldu dedi. Gerçekten ne update oldu anlamadım. O kadar çok quest var ki bu kadar çok quest verilmez bir adama ya. Vallahi dini imanın yok mu senin derler ya. Bir adama aynı anda 500 tane quest verilmez ki. Takip edemiyorum şu anda questleri. Hey sen. Söyle canım ha. Anton bir problemin çözülmesini istedi. Galiba seni kastetti. Evet öyledir herhalde. Beni öldürmek istiyorsun. Ben ölmek istemiyorum. Seninle anlaşsam iyi olacak. Buradan çıkmama yardım et. Ben de hayatımın karşılığını ödeyeyim. Neye ihtiyacım var? Keycard'a ihtiyacım var. Give me a little credit. We are not bandits. We do not steal research. We liberate. Biz keşfi çalmayacağız diyor. Onu özgürleştireceğiz. Neden böyle bir şey yapasın? Bu laboratuvar bir hapishane. Adamları bilim adamı değil. All wars have casual. Aa, bütün savaşlarda yan efektler olur falan diyor. Sıradan bir çapulcu için çok kendine güveniyorsun. Özgürlük savaşçısı demeyi tercih ederim. Senin için boğazımı neden tehlikeye atacağım? İyi bir sebebim olmalı. Seninle paylaşabilirim diyor. Bu yeterince iyi değil. Pazarlık da yaparız ama beni kurtardıktan sonra diyor. Tamam sana yardımcı olacağım. Anton'un datasını al. Anton'un datasını almak için buraya kadar geldik. Kadınla birlik olmaya karar verdik. Biraz dönek miyiz neyiz ya? Vallahi. Bunu söyleyeceğimi düşünmezdim ama bu yaratıklar daha iyisini hak ediyor diyor. Evet ya çok acayip deneyler yapmışlar yaratıkların üzerinde. Bir şey anlayı başardın mı? Evet. Data ile alakalı bir şey çıkardım Science'ım sayesinde. İnanılmaz. Yalnız ben 150 kiloya rağmen yine şey yaptım. 170 kiloya rağmen. İnanılır gibi değil ya. Machine Gun 400 DPS. Light Machine Gun 533 DPS. Bu nasıl Machine Gun? Heavy Machine Gun bu da. Heavy Weapon. Heavy ile darıyan benim böyle bir tane silahım vardı. 308 DPS. 36 vuruyor. Kendileri. Bu 48 vuruyor. Daha az mermi harcar hem. Bu long weapon mı? Hayır. Skill heavy weapon. Bu heavy weapon. Long gun. Long gun. Handgun. Ha, heavy weapon hangi skill tree'in içinde duruyor? O da bizim şeyde mi? Evet. Heavy weapon da aynı yerdeymiş aslında. Bilemedim. Şu anda kesin istemediğim şeyler yakın mesafe silahları. O yüzden yakın mesafe silahlarını cörtletirken ağırlık için hiç gözünün yaşına bakmıyorum. 142 sattım gitti.
Ey babanın canı ya. Üstüm başım yine dolmuş. Sizi de terk etmem lazım. Hemen bu odayı terk etmem lazım. Her şeyi lootlaya lootlaya olduğum yere çökeceğim yoksa. Senin olduğun yeri açabiliyor muyum ben? Açamıyorum senin olduğun yeri. Bu ne ya? Adamın arkasından doğru geldim. Geldiğimden haberi yok. Resmen baka kaldım adama doğru ya. Ana orada da düşman varmış. Ben de onu görmemişim. Mükemmel değil mi? Hadi bakalım. Bu da sonuncusuydu dedi. Adam beni görmedi diye seviniyorum. Ben de adamın arkadaşını görmemişim. Ödeştik böylece. Aynı kerizlik seviyesinde savaştığımızı anlattık. Demek ki düşmanlarımızla eşit şartlardayız. Yine farklı bir odaya gelmeyi başardık galiba. Hayda! Koşarak önüme geçmen çok akıllıca bir hareketti. Kutunun arkasından çıkar çıkmaz vurdum adama. Etkileyici bir sahne oldu. Ben doğrucum. Satalım. Evet. Sonradan satacağım dedim. Biliyorum. Ama burada şu anda gerçekten acil bir ağırlık sorunumuz var. Çok ağırlaştık. Bakın şöyle şeyler çıktı aradan. Kontrol armor 16'lık. 16'lık fortified armor, 26'lık elite trooper falan diye. O yüzden sizleri gönderiyorum evinize. 3 zırhlı artık aramızda yeriniz yok sizin. Ne kadar çok da modumuz oldu. Bu modların ağırlığı var mı acaba? Weight 0.50 olmaz mı? Tabii ki ağırlığı var. Bunların da weight ağırlığı var. Bu çok üzücü gerçekten. Biraz da size gelelim efendim. Plasma rifle. Bu ne? Shock cannon. Acayip ortam karışmaya başladı. Heavy machine kalsın. Light light. Tabanca. Hepsinden biraz biraz satarak hayatıma devam etmeye çalışıyorum. Çok da kimseyi üzmeden, hiç görmediğimiz bir silahı haşırt diye göndermeden. Güzel. Escape route oluştur. Görevi oldu. Eliminate the outlaw, deal with the raptidon. Raptidonlarla sanki baş ettim zaten ben. Outlawlarla baş etmem lazım galiba. Ama outlawlardan bir tanesi de sanki orada kilitli olarak kalmış. Benimle anlaşmaya varmaya çalışan kadın. Onunla hem anlaşmaya varıp hem nasıl onunla baş edebilirim bilemiyorum. Hala bir grup düşman var orada. Hello. Orada ağır bir şeyler var ha. Çok ağır bir şeyler var hem de orada. Bence artık gittin sen ya. Siz ne yapıyorsunuz? Ha ha diye. Ya bir tane koca patronu dövüyorum orada. Ha 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 diye. Küçücük yaratığa yapışmışlar. Saydırıyorlar da saydırıyorlar. Diyalog. Persuade. 40'ta persuade'imiz oldu. Çok güzel. Şimdi melee'leri kullanmayacaktık. Defansla işim yok. Tamam onları da bıraktım. Inspiration, determination yok. Geri kalan her şeyde zaten maşallah vermişiz. Stealth'ı da bir 40 yapalım biz. Bu olmayacak başka türlü. Çünkü kilit açamayacağız. Sonra ben çok üzüleceğim kilit açamazsak. Uzaktan doğru ben şunları bir patlatayım da. Ne oluyor be? Ya
Yavrum benim, sen yaşıyor muydun? Ben seni görmedim ya. Parvati, yanıyorsun Parvati. Kendine dikkat et. Özkan Alp, hoş geldin kardeşim. Ha, bu yüzden ben bu 3 tane şeyi almışım. Güzel. Bilmek güzel oldu. Önce alıp sonra bilmek daha da güzel oldu. Bu arada kendime de hani ısrar etmeyebilirim. Eğer daha iyi bir zırh bulduysam değiştirebilirim hemen. 15'lik bir tane zırh var burada. 26'lık zırh vardı demin ya. Giydim 20. Oo, şekle gel. Şekle gel aga. 26'lık zırhı giydim, devam ederim. Felix'e de bakalım o zaman. Felix'in zırhı gerçi iyiydi ama 11, 16'lık zırh giy Felix. 10, 15, 16. Parvati. Parvati, giy 16'lık zırhı Parvati. Mükemmel oldu. 11'lik kaskın var. 14'lük kask var. 9'luk, 9'luk, 10'luk, 4'lük, 9'luk. Felix. 7'lik, 9'luk kask Felix. Yani skill'leri de çok önemli aslında burada bunların. Ben pek onlara bakmadan şu anda şey yaptım. Paldır küldür giydirdim adamları ama olsun. Bence her halükarda iyi zırhlar giymeleri önemli bir şey. Şimdi şurada bir tane görevimiz var. Hemen ona doğru gidelim. Ah yiğidim, düşmüş kalmış burada görev yapamadan. Gazı ver. Gazı verdim abi. Outlaw'ları katlet. Cassandra'yı çıkar. İki tane görev kaldı şimdi. Cassandra'yı çıkar burada. Outlaw'ları katlet de şurada hemen. Cassandra'cığım, ben seni nasıl çıkartacağım ya? Sıkıntılı oldu bu görev şimdi bak. Şuradan seni çıkartmanın yolunu bulamıyorum. Konuşsam bir seninle. Bekle bir saniye. Yok yok, bundan bahsetmedim. Dur. Geri geleceğim. Ben senin görevine bakmak istiyordum aslında. Distress kolu incele. 8-12 Raptidon kill it diyor. Ha, daha Raptidonlar da var ortamda. Peki. Daha hala Raptidonlar var ortamda. Canım benim. Acaba neredeler? Rastgele koşturarak da onları biraz zor bulurum ama. Hiç yoktan iyidir. Girmediğimiz bir yermiş en azından. Sıfır açıyorum. İnanamadım. Resmen bunu kontrol ettim bakıp. Yalnız kilitleri ben açıyorum. Benim adamlar gaza geliyor. Benim açtığım kilit için yorum yapıyorlar. Sen fenasın dedi resmen. Dedi, yakıyorsun dedi. 23 bölü 25. 23 bölü 25 olan şey ne şimdi? Yapamadığımız şey ne? Hadi bakalım. Sıradaki sorunumuz. Science değil. Hack. Tabii ki şu iki tane de şuna vereyim ya diye sonradan biraz ekledim ama olmadı. Maalesef olmadı. Sneak, hack, lockpick kombosunu gerçekleştiremedik. Şöyle açabiliyoruz neyse ki. 41 lockpickle. Hack'imiz yoksa lockpick'imiz var diyerek girdi içeri adam. Başka? Workbench. Workbench. Modify. Armor. Şu anda üzerimde olan armor için artık bir şeyler modify yapabilirim. Şöyle bakayım. Güzel. Yapabileceğim tek bir modify var. Physical Armor Rating'ini arttırır diyor. Yapıştır.
Bu Melee Weapon Skill, Defense Skill, Silver Tongue Skill, diyaloglara artı Leadership. Tek kit, tek skill. Tek kit, tek skill. Diyalogları arttır ya. Çok sivri yılan dilli olalım. Gümüş dilli diyor gerçi ama neyse. Carrying Capacity 20 kilo, kilogram. Carrying Capacity. Size upgrade yapmaya gerek yok çocuklar. Yallah. Size upgrade yok. Bütün silahları tek tek daha sonra denerim. Şu anda onları denemekle vakit harcamak istemiyorum. Terminal. Maintenance. Maintenance bilgilerini aldım. Neye yaradı bu? Hiçbir şeye yaramadı. Evet, gelmediğimiz bir yeri keşfetmiş olduk ama beklediğimiz kadar büyük bir atılım yapmadı bu bizde. Bir saniye, orası çıkış kapısı mı? Ha vallahi orası çıkış kapısı. Nasıl ya? Her şeyi gördünüz. Beni aptal mı zannediyorsun? Güvenlik kameralarından izliyordum. Outlaw Leader'la konuşurken seni gördüm. Ana, adam bizim kadınla konuştuğumuzu görmüş. Rezalet. Peki. Beni alaşağı edebileceğin emin misin? Kimse ölmek zorunda değil. En azından ben. Sakin ol, bir beni dinle. Bir dakikan var. Persuade. İkna edeceğiz adamı. Cassandra'yı barış içinde yaşayabileceğimize ikna edeceğim. Laboratuvar zaten mahvolmuş. Çalışanların yarısı ölmüş. You convinced her to let us leave in peace. Listen, the ills we've been done ain't exactly putting me in a... Yeterince ölüm yaşanmadı mı? Aslında haklısın dedi adam ya. The only person Doc Crane ever... Tamam çocuğum, hadi. Uzatma konuyu. Ha? Gitti adam ya. İyi bari, tamam. Yanlışlıkla adamlarla bu diyaloğu başlattık. Devamını getiremeseydik rezalet rezalet yaşanacaktı resmen. Adam nasıl kinlendi bize ya? Birdenbire. Kadınla konuştun, gördüm. Seni ispikçi. Evet. Hackli zırhımı değiştirdiğim için açamamış olabilirim. Doğru söylüyorsun kardeşim. Hayda. Anton'un ofisine de geldik. Güzel. Anton'un ofisinde değil değil mi bilgileri? Aynen öyle. Anton'un seyfi birisi patlatmıştı. Kadın patlatmıştı zaten. Demin bulamamışım Anton'un ofisini ama ben. Ne yaptın? Mesajlar. Bütün mesajlarını okuyalım adamın. Pih. Bundan da bir şey çıkmadı. Belki yaratıklar burada değil. Kadını oradan çıkarmanın bir yolunu bulup devam edebiliriz. Allah Allah, her yeri gördüm galiba der demez. Bir tane daha girmediğim yer buluyorum ya. Heavy Machine Gun. Ha, bu kadar şaşırmayayım. Galiba bu bende olan silahlardan bir tanesi. Yine de bakmak lazım, ne olur ne olmaz. Heavy Machine Gun. Bende olan silahlardan değil, olmayan silahlardan bir tanesi. Şu ikincinin yerine kullanacak olduğumuz. Bakayım. Light Machine Gun böyleydi. Heavy Machine Gun da mitralyöz gibi bir şeymiş Heavy Machine Gun. Olabilir aslında. Heavy Weapon'ları kullanmaya karar verirsek Heavy Machine Gun silahlarımız arasında durabilir. Biraz kullanalım bakalım ya. Ne olacak görelim. Beğenirsek bırakırız.
Daha da quest'im artmış bu arada. Quest'in biteceğine daha da artmış abi içeride. İnanamıyorum ya. Çıkış kapısı. Anton'la konuşmayacağım. Distress signalde kadının yanına gitmem lazım. Ya şu kadını hala oradan nasıl çıkaracağım bulamıyorum. Rezillik diz boyu tek kelimeyle. Şuradan bir yerden mi acaba kadını çıkartacağım ya? Kadını kurtarmasak mı ya? Bir bakalım. Kadını kurtarmazsak ne oluyor? En azından denemiş olalım. Atak. Ne kadar delikanlı bir tipmişsin sen böyle. Cassandra'yı release etmemeye karar verdik. Şimdi şuradaki kapıların oradan doğru bir yerden bak şu arka taraftan Cassandra'nın oraya giriş varmış. Burası neresi? Şu merdivenin arkası. Şuradan yukarı çık, buradan aşağı in. Olmaz. Şuradan içeri gir, buradan aşağı in olabilir. Şöyle gidelim. Kadının olduğu yere nasıl ulaşabiliyorum ki? Bakalım. Evet. Buradan devam ediyorum. Evet, şuradan kapıdan içeri girip büyük ihtimalle oraya doğru giden kapı kilitli açılmıyor. Aynen öyle abi. Burada kapıdan gitmem lazım. Bu kapı kilitli. Oraya başka geçiş var mı? Tam ki önemli, tam kilit noktası olan bir yerde kapı kapalı ya. Acayip güzel bir yerde kapı kapalı. Orası açık olsa var ya her yeri bulacağım. Dragon iyidir kardeşim, senden ne haber? Evet, burada bir kapı varmış, görmemişiz. Bir saniye o zaman. Kadını öldürmeyeyim. Hayat da oyunlar gibi olsa değil mi? Ah yanlış oldu deyip load edebilsek. Dur ama ben demin neredeydim, şimdi neredeyim? Yok, şimdi başka bir yere geldim. Aa, kızarım. Kızarım. Şurada bir yerde ne? Arada kapı vardı. Tamam. Var mı canlı? Beni ürkütmeyin. Canlı yok değil mi? Bacakları kopmuş adamın. Hiç hoş bir manzara değil. Allah'ım korktum ya. Boru gibi böyle zörçk diye ağzına birdenbire dayıyor şu şeyi, gazı. Ben ışığım var mı unuttum. Işık var mı diye ona bakıyordum. Işığı açacaktım. Sonunda. Şimdi. Hiç hayatımda bu kadar mutlu olmamıştım. Bütün çıkış yollarını temizledim. Lütfen beni buna pişman etme.
Aa, yalan söyleyerek kadını kandırabiliyoruz. Etrafa baktım. Datanın 5 kuruş değeri yok diye. İkna edebiliyoruz. Kafanda ödül olmasını istemezsin değil mi çaldığım bu data için? Evet. Evet, doğru yere değindin. Hadi güle güle. Güzel. Şimdi bu tarafa ilk defa geçtik değil mi? Yani burayla alakalı gitmediğimiz bir yerler olması lazım. Girebileceğimiz, henüz daha araştırmadığımız bir yerler. Şuradaki asansör bizi nereye götürecek bilmiyorum ama merak ediyorum. Aynı binanın içinde miyiz? Evet. Seni Allah kahretmesin. Hatırladım ama. Evet, yine yüzüme asit yedim. Inferno Sight. Dur, daha neler göreceğiz ya. Orak abi, insan insana orakla mı saldırır ya? Ha, buradaki çıkış kapısına ulaşıyormuşuz, o kadar. Ne oluyor be? Dışarıda millet birbirini yiyor. Peki canım. Peki canım. Şimdi buraya gideceğiz. Okey. Burada hemfikiriz. Bir kez daha görevleri gözden geçireceğiz hemen. Journal'da şu kasabaya dönmemi istiyorsun. Oraya teleport olacağım zaten. Journal'da Die Robot. Journal'da Amatör Alchemist. Peki. Footstep. Oraya döndüğümüz zaman orada görevler var. Distress Signal. Orada. Solution Vital. O bu gezegende değil zaten. Öldüğü gibi gidiyor. Worst Contract. Hiçbiri burada değil galiba bunlardan. Empty Man. Şöyle harita yeterince büyütsek aslında bir seferde göstermez misin? Yani, aha. Burada bir şey var. Oraya gitmemizi istiyorsun. Bakalım bu neymiş. Clearing the Machine. Find the Acid Steeper. Acid Steeper diye bir şey var. Onu alacağım. Oradan kısa yolculuk yapmanın hiçbir mantığı yok. Oraya doğru koşturursak tamamdır. Valla ben de Özkan Alp böyle bir şeyler düşündüm ama dışarı çıktığımızda bütün sesler kesildi. Anlamadım. Bug mıydı? Bir yanlışlık mı oldu? Çünkü bulunduğumuz yerde hiç canlı yoktu zaten. Bir çeşit bug da olmuş olabilir ya. Ha, ben de şu silahı evet denemek için almıştım böyle ama şöyle bir şeyi fark ettim ki nerede benim silahım? Benim silahımın upgrade'leri vardı, tamam mı? Lütfen birbirimizi kandırmayalım şimdi. Arkadaşım silahım nerede? Hey! Alo! Kime diyorum? Light Machine Gun. Değil. Ha, Allah'ım. Allah'ım, Assault Rifle'ım. Assault Rifle'ımı göremedim bir anda, çok korktum. Ha, şu Assault Rifle'ın şöyle dürbünün ateş etmesiyle kapışamıyor. Heavy silahlar acayip dengesiz ateş ediyorlar. O yüzden şeyi beğenmedim. Hani o konsepti beğenmedim. Zaten bir tane Light Machine Gun var elimde. O Light Machine Gun'la pataküte taramak istersek tararız. Doğru yerde miyim? Evet. Mesela şimdi şu silahla böyle bu mutluluk. Yavrum sana da şimdi bak daha değişik bir şey yapacağım. Hadi bakayım selametle. Bütün silahlarımızı dolduralım. Şununla hiç oynamıyoruz ya. Aldık elimize. Fıtır 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 diye iki tane ateş edelim onunla da ya. Oo. Güzel ateş etti vallahi. Siz neredesiniz abi? Ben sizi göremiyorum. Aa, heyvan.
Ya bu oyunun aiming mekanizması bir garip ya da ben dünya üzerindeki en iyi atışlı adamlardan birine dönüştüm. Abi auto aim mi alıyor? Ne yapıyor oyun anlamadım ki. Çok uzaktaki adamları hayal meyal görmüşken fıtır fıtır vuruyorum. Tam bana hitap ediyor oyunun aimingi resmen ya. Evet, reklamları izlediniz. Şimdi kaldığımız yerden devam edebiliriz. Ama böyle girelim içeri. Yakın mesafede. Kardeşim, oyun fuarlarını takip ederdim. Geçen seneye kadar hatta oyun fuarlarına gittim. Hatta inanır mısın, dedeli oyunlar tişörtümü üzerime giyip gezdim bile içeride. Ama sonra iş güç, ev bark derken bir daha öyle ilgilenemedim. Evet ya, yakın mesafede böyle psikopat bir saldırı kadar zevk veren bir şey yok. Ne oldu? Orada saklanmanın eline bir şey geçirmediğini fark ettin değil mi? Böyle, böyle saklanarak hiçbir şey elde edemediğini fark ettin. Çocuklar çok sakinsiniz bakıyorum ya. Herkesi ben avladım zaten. Kafalar rahat tabii. Çıkış kapısı. İstemez. Bu demin bizim bulunduğumuz yer değil mi? Burada vermedik mi biz savaşı? Evet, burada verdik. Sanki burada bir şey ölmüş diyor. Kokuyu mu kastediyor acaba? Koku falan mı var? Kesinlikle. Kesinlikle. Arkadaşlarımın kafasına sıkmaya bayılırım. Açıl susam açıl. Görevi yerine getirdik galiba. Evet. Genel anlamda aslında yapmak için geldiğimiz şeyi yapmış olduk. Asit zımbırtısı nereye geçir diyordu. Biz de geçirdik. Secret'ları araştır Roseway'deki. Bunu da tamamlamış olduk. Görevleri çok öyle özellikle seçip yapmıyor olsam da bütün lokasyonlara gidip bütün her yere kliklediğimiz zaman en temel şekilde haliyle görevlerin hepsini tamamlamış olacağız galiba. Ha, peki. Bu sefer önüme atladığını fark ederek atlayacağını hemen şey yapmadım. Hemen ateş etmedim. Biraz bekledim Kro'yu. Kro geçsin, ondan sonra ateş edeyim bari dedim. Yoksa direkt kafasına sıkıyorum yani. En azından kafasına sıkmadım. Bacağına doğru falan sıkmış oldum adamın. Son 15 dakikada biz şuradaki görevleri tamamlayıp gider geri teslim ederiz. Burayı tamamlamış oluruz. Zaten region'da başka da gidecek bir yer kalmadı. Her yere gitmiş olduk. Her yayında bir region'ı tamamlıyor gibi olduk o zaman. İyi ya. Vallahi güzel oldu. Sen ne söylüyorsun? Silahın planı var abi burada diyor. Planına bakıp bundan bir tane üretebilirsiniz diyor aynısından. Okey, kabul. Şimdi buradan çıkalım ama.
Karşımızda bir düşman görünüyor ya. Şurada çıkış yönünde görünüyor düşman hem de. Yo, şu anda da arkamızda görünüyor. Başka bir yerde bu adamlar. Bu adamlar bir yerde ya. Bulmam lazım onları. Ben şimdi rahat edemem. Bu adamlar bir yerde. Bir merdivenden aşağı, bir yerden yukarı falan diye. Ha, yukarı mı? Galiba yukarı. Evet, burası gelmediğimiz bir yön. Oo, bizim yürüdüğümüz yerin üstünde de ekipman varmış. Bak sen şu afacanlara. İşte bu. Merdiveni ekarte ederek. Güle güle. Cule cule. Etrafta her şeyi patlattım, bilmiyorum. Belki biraz işe yarar. Çocuğum, kafanı çek, ha? Kafanı çek yavrum. Her yere o koca kafanı uzatıyorsun. Ve işte ağırlaşmayı başardık yine. 190 kilo taşıyoruz, ona rağmen çöktük. Çökertmeden çıktı ve Halil'im olduk. 187. Hafiflediğimiz zaman bu işlemi bırakıyorum, tamam. Binada bulmadığımız, görmediğimiz bir yer kalmadı. Hiçbir tane düşman kalmadı. Şu anda rahatım. Artık rahatladım. Kına yakabilirim. Çıkarın beni bu cehennemden. Hadi hadi hadi. Aynen. De bu arada Power Armor neredeyse oldu ya. Bu tip nedir abi? Fallout 4'teki Power Armor'dan daha karizmatik bir armorumuz oldu yani. Şurası diyor. Git oraya diyor. Gittim baba. Görevlerimizi teslim edelim. Biraz tecrübe puanı kazanalım. Tecrübe. Evet, bizim öğrendiğimiz şeyi konuşuyorlar. Ölmeye değmez ki falan diye. Outlaw'ları hayatlarının tehlikede olduğunu söyleyerek kandırdım. Benim araştırmam. Ah. Mükemmel. Jameson'ı buldun mu? O da iyi. Yardım edebildiğime sevindim. Tabii ki. Ne diyor? Bilmiyorum, umursamıyorum. Sizin bu konularınız umurumda değil diyeyim. Medical olarak bir şeyler söylüyorum ki experience kazanalım diye sırf. Evet, şimdi güzel kardeşim. Bak, hemen beni gönderme. Hemen beni gönderme. Burada benim yapabileceğim bir şeyler var. Region. Bu değil. Jurnalde Dairobot. Bu da değil. Bunda da evine dön diyorsun. Amatör alchemist. Amatör alchemist için şu iki tane kenardan bir tanesinden çık diyor. Ne demek istiyorsun, pardon? Lokal map. Ha, bir yerden çık demiyor. Şuranın içinde diyormuş, tamam. Bu görevleri teslim edelim artık yani, bir zahmet. Canım benim. Outlaw'lar saldırdığında neredeydin ha? Hiçbir iş ölmeye değmez galiba, öyle mi? Bulduğum şeyin yarısını kendime saklayabilirim. Evet. Hadi yavrum, beğenmiyorsan uza. Beğenmiyorsan uza. Hem malını mülkünü buluyoruz. Hem kendini savunmamışsın, kaçmışsın. Bir de bize artistlik yapıyorsun.
Şimdi level'ımızı da atladık. Bu durumda her zamanki gibi skill'imizi yine verelim. Ama şurada stealth'te stealth'ı da bir 40 yapacağız. Ondan sonra rahatlayacağız abi biz. Hem bunu verelim. Hem de perk'ü verelim. Abi yeter. Kaç kere daha perk vermemiz lazım? Bir öncekinde 5 perk vermen lazım. 4 tane vermişiz. Bir tane daha verdim. Buraya geçeceğiz. Demek ki biz 10. level'ız. En azından 30. level olacağız. Bu mantıkta. 2 level'da bir perk alıyoruz. 5 kere verdiğimi bir alt sınıfa geçiyoruz. Evet, 30. seviye olacağız. Ben bunu anlamışım. Vendor price. Ağırlık ağırken bile, yürüyemezken bile fast travel yapabil. İşte bu güzel olur. Çünkü o yüzden ben fast travel yapabilmek için üzerinde kırıyorum devamlı. Üzerimdekileri. Öyle bir şey yapmayalım. Bize başka bonus verebiliyor mu? Bize bonus veremiyor. O yüzden kendine işine yarayan bir tane şey seçmeliyiz. Field'da mod alır diyor. Belli bir ihtimalle Field'da mod alır diyor. Alsın bakalım. Felix'e gelelim. Felix'cim, sen delikanlı bir adam çıktın. Sen ne yap biliyor musun? %10 ranged damage'de git sen. Sen çılgın hasarlar vuruyorsun. Harbiden çılgın hasarlar vuruyorsun yani. Hamit. Kardeşim, evet, yayın 7 dakika sonra bitecek. Red Dead Redemption 2'de kardeşim ne zaman oynayacağım? Twitch'te oynamayacağım onu. 5 bölüm oynadım bile. Bir tanesini yayınladım, 4'ünü yayınlayacağım. PC'ye Koala 2 gün önce çıktı. Ayın 5'inde çıktı Red Dead Redemption 2. Evet, mutluyuz ki çıktı yani. Şuradan bir kez daha kontrol edersek distress signal için bir saniye. Distress signal'in neyi var? Weapon planları acquired diyor bir de. Weapon planları acquired et. Onun için de map'in burası demiş. Bir saniye. Tekrar oraya bir dönelim. Weapon planları unutmuşuz. Estağfurullah kardeşim. Weapon planları acquired. Weapon planlar neredeydi ki? Buranın içindeydi. Görmedik. Bak bak, görmeden gitmişiz işte. Görüyor musun? Mı? Tam içeri girerken adam diye bağırdı. Weapon şematik. Şuradan belki aşağı atlayarak falan nereden aşağı iniyoruz ya? Ha, şuradan. Merdiven var. Vay arkadaş ya. Böyle bir şey olabilir mi? Weapon şematik dumarda takılıymış. Görevine seçmeden bunu fark etmem imkansız var ya. Baktım da görmedim resmen. Bakan kör gibi izlemişim onu. Geçmiş olsun vallahi kardeşim. Vallahi geçmiş olsun. Tamam. Weapon şematik de gitti. Son kontrol. Git diyor. Dışarıda bu görev diyor. Git, görevin dışarıda adamı hasta etme diyor. Terk et diyor bu gezegeni. Uzak dur diyor gezegenden. Bizim yandaş adamlarımızın görevi. Bas git. Empty man. Empty man için de git. Cleaning the machine için de git. Hepsi için gidiyoruz abi. Bitti. Hiçbir şeyimiz kalmadı burada. Bölgeyi temizledik kardeşlerim. Olduğu gibi temizledik. Önümüze gelen herkese katlettik. Şöyle ben bölgenin kendisine bir ışınlanayım da. Ha. Burada bir şey yoktur gerçi. Gemiye bineceğiz büyük ihtimalle. Gemiye bineceğiz. Terminalle de işimiz yok. Aynen öyle. Her şeyimiz gemide. Hoş geldin babacığım. Journal'dan ana görev değil. Hah. Pierce'ın Science Weapon'ı için adamın laboratuvarına gitmemiz lazım. Ya yani şu adamın laboratuvarına da bir gidelim, görelim ya. Hani laboratuvardan kaçmıştık falan ya. Phineas'ın Orbital Lab'ına geldik. Gel gel, aynı takımla gel. Devam et. Güzeldir. Hello? Can you hear me?
Spitoş'a bak ya. Alü, beni duyuyor musun diye bağırıyor oradan. Sadece deneyimimi ve kendimi güvene alıyorum. Anlıkların kusuruna bakma. Bir süredir ziyaretçimiz olmadı da. Science Weapon. Science Weapon'lar unique weapon'lardır. Gerçekten değişik efektleri olur diyor. Shrinking Ray. Science Weapon. Filius Wells tarafından yapılmıştır. Ne yapıyor bilmiyorum ama bir şeyler de denemek için sabırsızlanıyorum. Babacım bu kadar mıydı? Senden bu silahı alacağım. Vallahi bu silahı aldık bitti. Harbiden bu kadarmış. Sen hiçbir konuda bizimle konuşmak istemiyor musun? Kaptan Cecilia'yı bul. Bu zaten senin burada olamaz. Jesse ile konuş. Groundbreaker'da security terminleri bul. Acid Stripper'ı yap dediği bizim gemimizdir bu. Acid Stripper. Bence bizim gemimizdeki bir tane robot vardı. Onu ayağa kaldıracağız. Red Dragon, aleykümselam. Aynen öyle. Gemimizde paslanmış bir tane robot vardı ya. Onu ayağa kaldıracağız. Acid Stripper. Ha? Ne istiyorsun? SEM'e register olmak ister misin? Evet. Kaptan. Krive katıldığına sevindim, sevindim Sam. Abi, Sam diye bir tane Krivim var artık. Ben her iddiasına varım ki şu gemiden çıkmaya çalıştığım zaman Krivler arasında Sam'i de gösterecek. Evet. R2-D2 oldu. C-3PO oldu diyebiliriz aslında. R2-D2'dan çok daha insansıya benziyor çünkü. Bu görevimizi de böylece bitirmiş olduk. Evet, yayınımızı sonlandırırken saatlerimiz 21.00 olmuş. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi yayında beni yalnız bırakmadınız. Maddi manevi desteğinizi eksik etmediniz. Hepinize teşekkürler. Bir dahaki yayınlarda, videolarda görüşene kadar diyorum. İyi akşamlar, iyi geceler. Evet, maalesef bu video bitti. Ama her gün iki yeni video gelmeye devam edecek. Eğer izlediğini beğendiysen ve kanaldaki yeni videolardan haberdar olmak istersen ana sayfadaki abone ol butonuna basman ya da herhangi bir videonun içerisindeki Dedele Oyunlar logosuna tıklaman yeterli olacaktır. Dedele Oyunlar kanalımızda bugüne kadar yayınlanmış olan 2000'den fazla videoyu izlemek isterseniz videolar kısmından çok kolay bir şekilde bunları görüntüleyebilir ya da oynatma listelerinden seriler halinde yine bu videoları görüntüleyebilirsiniz. İzlediğiniz bir oyunla alakalı bilgi almak isterseniz hemen o oyunun videosunun altındaki daha fazla göster butonuna tıkladığınızda o oyunun varsa oynama linki ya da satın alma linki bulunacaktır. Fakat kardeşlerim, asıl önemli olan Dedele Oyunlar oyun kanalımızı gerçekten beğendiyseniz bu duyguyu arkadaşlarınızla paylaşmanız ve bunun için maalesef burada bir buton yok. Yapmanız gereken dışarı çıkmak, arkadaşlarınızı kolundan tutup yakalayıp Dedele Oyunlar diye bir oyun kanalı var. Ben izledim, çok beğendim. Sen de izledin mi diye neşeyle haykırmak. Kibarca da söylemeniz yeterli olabilir.